Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. 1. soruda Türk ailesinde çocuk eğitiminin önemi nedir? Kısaca açıklayınız arkadaşlar. Tabii ki çocuk önemli. Hepimiz ailemiz için önemliyiz. Peki Türk ailesinde çocuk önemi nedir? Türk ailesinde çocuk başıboş bırakılmamıştır. Çünkü çocuk ailenin aynası ve geleceğin büyüğü olarak görüldüğü için iyi yetişmesi, faydalı bir insan olması için terbiye verilmesinin şart olduğu belirtilmiştir. Evet. Dolayısıyla çocuğun öneminin bir kez daha kısaca cevabını sizlere hatırlattık. Türk ailesinin ana evreleri nelerdir? Arkadaşlar Türk ailesi biliyorsunuz ki İslami önce veya İslam öncesi dönem ve İslamiyet etkisinde ortaya çıkan dönem olarak iki ana evreye ayrılmıştır. Evet, Türk ailesinin ana evrelerini de hatırlattık. Geçiyorum diğer soruma. Arkadaşlar, İslamiyet öncesi aile yapısı nasıldı? Kısaca açıklayınız. Evet, İslamiyet öncesi, özellikle eski Türklerde biliyorsunuz ki eski Türkler göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdi. Eski Türkler göçebe yaşam tarzını benimsediği için yapılması gerekenleri bu çok önemli arkadaşlar. Yapılması gerekenleri yaşam şartlarına karşı birlikte mücadele etmişlerdir. Kadınlar kadar çocuklar da erken yaşlarda yetişkin rollerine girmişlerdir veya yetişkin gibi hareket etmek zorunda kalmışlardır diyelim.
Yani çocuk bile bir işin ucundan tutmuş arkadaşlar, yeri geldiğinde en azından kardeşine bakmış, bir annelik görevi üstlenmiş annesi babası başka işlerle uğraşırken. Selçuklu zamanındaki aile yapısı nasıldı? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar Selçuklularda biliyorsunuz aileler varlıklarını sürdürmek için her şeyi yapmaktan çekinmemişlerdir. Yani aile üyelerinin karşılıklı rol ve sorumlulukları vardı. Sokakta, çarşıda ve pazarda Türk kadınlarına rastlanılmaktaydı. Evet arkadaşlar, Selçuklu'da aile yapısı kısaca ve özetle bu şekildeydi diyebiliriz. Evet, diğer sorumuza bakıyor. Bu sefer de Osmanlı zamanındaki aile yapısı nasıldı? Ondan biraz bahsedelim. Arkadaşlar yine Osmanlılarda da aynı şekilde Osmanlı ailesi çekirdek ailenin yaşam kalıplarından çok veya çekirdek ailesi yapısından çok büyük ailenin yaşam kalıplarına uygundu. Bu ne demek arkadaşlar? Büyük geniş ailede yaşıyorlardı. Dolayısıyla ailede iş bölümü ve hayatın devam etmesi için üç kuşak bir arada yaşardı. Yani torun, baba ve dede aynı aile ortamında geniş aile şeklindeydi. Osmanlı'daki aile tipi daha çok diyelim ve geçelim 6. sorumuza. Cumhuriyet dönemi Türk ailesi hakkında. Evet, Selçuklu, Osmanlı derken Cumhuriyet dönemine geldik arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde arkadaşlar biliyorsunuz modernleşme, sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte geleneksel geniş aile, yani Osmanlı'daki geniş aile yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Evet, Cumhuriyet dönemi ailesinde şöyle kısaca özetledik arkadaşlar diğer soruya geçerken. Aile hukukunun dayandığı temel ilkeler nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Arkadaşlar aile hukukunun dayandığı temelleri sizin. Birincisi eşitlik ilkesi var. Ailede herkes eşittir arkadaşlar. Bir diğeri zayıfları koruma ilkesi. Yani küçükleri, çocukları koruma ilkesi diyelim. Bir diğeri süreklilik ve birlik ilkesi.
Süreklilik ve birlik ilkesi. Bir diğeri devletin müdahaleciliği ilkesi. Yeri geldiği zaman devlet, eğer o çocuklara bakılmıyorsa, ailede bir sıkıntı varsa devletin müdahaleciliği vardı arkadaşlar. Onun için bunu da yazalım. Devletin müdahaleciliği ilkesi diyelim. Ve son olarak 5. maddede düzenleme serbestisinin bulunmaması ilkesi arkadaşlar. Düzenleme serbestisinin bulunmaması ilkesi. Yani ben ailenin durumunu, hukukunu beğenmiyorum, hadi şunu düzelteyim, böyle bir şey yok arkadaşlar. Hukukun kuralları neyse ona uyulacak ailede. Evet, diğer sorumuzdayız. Ailede karar alma süreci nasıl olmalıdır? Tabii ki arkadaşlar, herkes eşit olduğu için aile bireylerinin katılımına açık olmalıdır. Ve ailede kararlar alınırken aile bireylerinin görüşleri dikkate alınmalıdır. Evet, basit bir tatile giderken bile acaba nereye gidelim, nereye gidelim? Çoluk çocuk, eş, baba, herkes görüşünü bildiriyor. Sonuçta bir ortak karar alınıyor arkadaşlar. Ailede çatışmaların çözümü için neler yapılabilir? Evet, her aile güllük gülistanlık mı? Hayır. Peki çatışmalar var. Neler yapılabiliyor arkadaşlar? Aile bireylerinin birbirlerini dinlemesi, empati kurması ve sonunda ortak bir çözüm yolu bulmaya çalışması gerekir. Yani kol kırılır, yeğen içinde kalır denir ya, herhangi bir ailede çatışma olabilir arkadaşlar. Muhakkak aile içerisinde çözümü yapılmalı. Yani gidip de annemizi babamızı mahkemeye verecek değiliz. Bu son derece ailenin dağılması demektir diyelim ve son sorumuza geçelim arkadaşlar. Ailede yaşlı bireylerle ilişkiler neden önemlidir? Evet, yaşlılarımız var biliyorsunuz. İşte arkadaşlar, yaşlı bireylerle ilişkiler onların tecrübelerinden faydalanmayı virgül saygıyı korumayı ve aile bağlarını güçlü tutmasından dolayı yaşlı bireylere saygılı davranılmalı dır diyelim. Evet, onun için aile içerisinde yaşlılara da saygı göstermeliyiz. Dolayısıyla bugünkü videomuzun sonuna da bu şekilde geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen.
Abone olmayı unutmayın lütfen. Parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.